Alo? Ya gene mi sen Ali Kadir ya? Ali Kadir gene mi sen? Ne edebiyat yaptın gene sabah sabah? Ne istiyorsun? Dört çocuğun mimar. Ha tamam nane. Getireceğim, getireceğim. Merak etme. Tamam, nane istiyor. Nane kızı Ali Kadir biliyorsun. Tamam, selam söylesin. Tamam, akaryakıt şeyinde bekle. Naneye getireceğiz biz sana. Tamam Ali Kadir. Hadi kapat artık, kurban olayım. Hadi, hadi bay bay. Ali Kadir'i biliyorsunuz kızlar. Susmaz, susmaz, konuşmaz. Vallahi hiç edebiyat. İnanılmaz bir şey. Nane de nane. Kızlar, çok heyecanlıyım ha. Günlerdir dedikodu yapmadık ya. Molamız bitecek. Çabuk hazır mı? Herkes kıymetlerini aldı mı yanına? Aldım. Hazır. Ay çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım artık. Zaten başlayalım. Bana bir er kolardan fenalık bastı. Bana yeter. Yeter be. Şunları bir gömelim de rahatlayalım. Gömelim hayatım. Hanım kızlar. Güzel kızlar, hanım kızlar. Ofisin güzel kızlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Nazlı abla, erkekleri gömüyoruz. Öyle bir şey varsa bizim tepe başında ıssız ağaçlıklı bir yer var. Bu gece gömek. O ne kadar karanlık bir şaka Nazlı. Şaka yapayım kızlar. Ha, sen bize kahve yap. Hatta şöyle yapalım. Biz o kahveleri kapatalım. Sen bize falda bak. Olma mı ya? Bu bizim klasiğimizdir. Biz her hafta erkoları masaya yatırır birbirimize akıl veririz. Sen yesin, alış bize. Şşt! Hadi vallahi içim şişti ya. Ben. Kim başlıyor? Ben. Ben önden diyor. Heyecanlı bu. Ben diyor arkadaşlar. Benim Burak biliyorsunuz. Burak. Benim meşhur. Şimdi biz bununla takipleşmiyoruz. En son orada ne işte hatırlarsınız. Arkadaşlar. Ben şöyle bir şeytan dürttü. Bir gireyim bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Beni yakın arkadaşlara eklemiş. Ve takipleşmiyoruz. Bir de girmiş eski fotoğraflarından birini beğenmiş benim. Ya bayağı profil gezilmiş. Şimdi top bende. Ben bunu takip mi edeyim, yakın arkadaşlarımı ekleyeyim? Yoksa şey mi yapayım, eski bir fotoğrafını mı beğeneyim? Ben ne yapayım, nasıl başlasın bu aşk? Hangi aşk? İşte diyor ya abla. Şimdi hani sosyal medyada çocuk adım atmış. Bizim Çiçekli adımı atacak. Öyle başlayacak olan aşkı diyor. Nerede aşk? Ablacığım storiesine bakmış ya işte. Ha, dur ben anlamadım. Dur şimdi baştan alacağım. Çiçek, bu çocuk sana seni seviyorum dedi mi? Yakın arkadaşlarına ekledi. Seviyorum seni dedi mi? İletişime geçti. Seviyorum dedi mi? Ya belli etti. Dedi mi? Ya demedi. E sen diyor. İlla seviyorum demesi için, bunu anlatabilmesi için karşısına alıp Çiçek ben seni seviyorum demesi mi lazım? Yani. Abi canım hepiniz üniversite okumuş kızlarsınız. Matematik ortada. Seven adam seviyorum der. Aman ya korkuyorsa? Yani. Korkan adamla ne işiniz var? Evet, o da doğru tabii. Yok yok hayatım, şöyle şimdi Nazlı ablacığım. Devir değişti, artık erkekler seviyorum demiyorlar da başka şekillerden gösteriyorlar da sen anlamıyorsun normal. Anlamadım değil mi? Ama bak gayretliyim, anlamaya çalışacağım. Çiçek bir daha anlat yavrum. Bu çocuk sana dedi mi ki benimle evlenir misin? Hayır. Sen alacağım dedi mi? Hayır. Bana kaç dedi mi? Hayır. Onu demedi, bunu demedi. Bu çocuk ne dedi? Nerede bu da aşk ya? Ya bana alev atmış. Ya git ya alevlen şey. Alev dedin de aklıma geldi. Bir tane ben gençken köyde bir tane oğlan vardı. Ama o hep peşimde, hep peşimde. Şşt, ne yaptı? Senin fotoğrafını beğenip sana alev mi attı Nazlı abla? Yok, babam bunu takip edip evine molotof aldı. Ama ondan sonra o düşmanı peşimi bıraktı. Ay Nazlı abla, bu çözüm biraz kriminal değil mi? Canım çözümse tartışılır bir kere. Önemli olan net olmak, net olacaksın. Derdin fingir demek mi? Fingirde kız, ben modern kadınım ya. Fingirde bildiğin kadar fingirde. Ama derdin, niyetin ciddiyse, ben evleneceğim diyorsan o zaman kaypak adamla ne işin var ya? Böyle alevle, ateşle olmaz bu işler. Sözle olur, yeminle olur. Ne oluyor? Ne oldu gibi eniştenizi arıyor. Arayınca da içimde benim böyle halaylar çekiyor. Alo, aşk adamı. Ya ne? Ya senin dur akşamki derbiden sonra maça çıkacak halim mi kalmış? De git. Hey, fıstıklı sarma mı yedi? Kara dut pekmezi mi aldın? Ne yapacaksın ya onu? Ya git, ben öpek miyim ya? Baba, baba salak. Salak kapat. Kapat ya.
Kızlar işte böyle. Doğru adamı buldunuz muydu? Bir telefonla içinizi zingirdetir. Ha, şimdi sen karışma diyeceğim ama kadın aşkı da bulmuş diyemiyorsun. Neyse, şişt, gelin buraya. Rahat rahat kaynatamadım. Ay, evet. Sıra bende. Ha. Hiç negatif basılmasın yemezler. Şişt, şey vardı ya, benim Emre. Ay. 10 gündür ses yoktu bundan biliyorsunuz. Hınzır. Ama ne oldu biliyor musun? Mesaj attı. Hırs düşmanı. Ay Nazlı abla, sen de hemen hırs düşmanı falan bir ya. Dur bakalım bir ne demiş, ne zaman mesaj atmış? Gece 2'de. Hırs düşmanı. Nazlı ablacığım bir saniye durur musun? Belki Hilal'a aşk etti çocuk, ne dedi? Uyudun mu? Hırs düşmanı. Niye hırs düşmanı oluyormuş canım? Allah Allah. Hiç bilmiyorsa tanımıyorsa ön yargılı davranıyorsun. Şimdi şöyle bak Nazlı ablacığım, ben biraz anlatayım. Bilmiyor ya, ondan dolayı böyle yapıyor. Şimdi bu Emre Nazlı ablacığım yıllar evvel böyle çok büyük bir aşk yaşıyor. Aşka kendisini kaptırıyor. Nasıl, neredesin sen burada? Ondan sonra aşka kendini kaptırınca o ilişki istediği gibi gitmiyor. Yani gönül ilişkisi bozulmuş oluyor. Sonra ne yapıyor benimki? İçine kapanıyor tabii. Küsüyor, açılamıyor, derdini anlatamıyor. Aşkını yaşayacak ama yaşayacak kimseyi bulamıyor. Hayır bulsa da anlatacak biri yok. Ne yapıyor? Benimle karşılaşıyor. Ne yapıyor? Bana açılamıyor. Neden? Yaralı. Yaralı olduğu için bana minik minik adımlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçiyor. Yani bana mesajlar atarak kendisini anlatmaya çalışıyor. Sence ben ona ne yazmalıyım, ne demeliyim? Sen ona bir daha bana yazma, hırs düşmanı yaz. Niye böyle bir şey yazıyorum ya? Ön yargılısın, kabul et bunu. Kız Nazlı abla. Güzel de kahve içtim ha. İki fal bakarsın hadi. Hadi bir şey söyle be. Hayır. Ne diyor? Aa, yeter şuraya bak. Ne? Upuzun bir yol çıkmış. Çiçek, o çıkan uzun şey yol değil bacım. Bu çocuğun niyeti falan vurmuş. Sen bu çocuktan kaç yeter. Nazlı abla, çok klasik bakıyorsun durumlara. Yani çevrende hiç böyle başlayan bir aşk hikayesi olmadı mı? Daha aslında var. Benim annemin kızı vardı, ortancası. O bir tane oğlanla yazışıyordu. Oğlan buna gece 2'de mesaj atmış, uyudunmuş şeklinde. Çocuğun niyeti belli ama sonradan vuruldu çocuk. Ay, kuzenine mi vuruldu? Yok, emmeme vuruldu. Silahla vurdu emmeme. Oha! Ah, bu adam niye sürekli yapıyor ya? Tutansana, o yere kaçıyor. Alo. Ya efendim, aşk adamı. Ne yapacaksın ya benim fotoğrafımı? Allah Allah, akşama kadar bekleyemedin mi? İş önlüğü var. Ya galaba ya bura. Tamam kapat. Molada ben seni görüntülü arayacağım. Ya kapat ya kapat. Diye ki ne? Gözümü kırptıkça diye. Seni görüyorum Nazlı yarim diyor. Bak. Anladım. Böyle bir aşk yaşayacaksan ben de çıkıp birilerini vurayım. Ben ne bileyim. Feride. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Kahveni içtin mi sen? İçtim Ozan. Nazlı abla, Feride'nin kahvesini aman aksatmıyoruz. Çok sever o kahveyi. Bir de tek şekerli içer. Ay unutmamışsın Ozan. Değer verdiğim şeyleri asla unutmam. Olay değil. Olay değil. Olay değil. Olay değil. Allah'ım, ilk defa bir erkeğin benimle ilgili ciddi olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Ay kendimi bozdum. Şey, ne kadar netti değil mi? Ne ya? Gayet de niyeti ciddi gördün işte. Anlarız şimdi. Olsa beş. Ne olsa beş. Nazlı. Arzu abla. Feride ile sen ciddi mi düşünüyorsun? Ben Feride ile bak gördün mü nasıl su kaynatıyor Feride, gördün mü? Tamam anladık, sakin ol hırs düşmanı. Tamam tamam. Yine de ama öpüşebiliriz istersen. Gördün mü Feride, aslında sorsanız adamların niyetini ciddi olarak anlarsınız ama sormuyorsunuz, hatanız bu işte. Yok acaba öyle mi demek istedi, bu manayı mı geldi? Ben öyle hissediyorum, sanki bana öyle gibi geliyor. Geç.
Niyeti olan adam net durur. Vallahi haklı. Ben kaypağım mesela. Onu anladık o zaman. Bunu öpüşmüyoruz olarak mı algılamam gerekiyor şu an ben? Defol! Yeter. Nane. Yürü! Dillerdeyim şu an. Mahvoldum. Mahvetmedim kız ben seni. En az 5 seneni kurtardım. Bak şimdi sen bu Ozan'la flört edecektin pis sene. Değil mi? Sonra sevgili mi gidermek, sevgili mi gidermek? Hop geçti pis sene. Ayrılık acısı pis sene. Ondan sonra Ozan'ı bir tane kızla gördün. Abao pis sene. Kendine gelmen. Pis sene. Pis sene. Tamam ben sen de pesleri Ozan dinleyemem ha. Doğru diyor kadın. Haklı. Yine haklı evet. Bir noktada ya tamam arkadaşlar bir dakika şu anda. Artık pozitif şeylerin konuşulması zamanı geldi. Hadi oğlum, hadi buraya gidelim. Kaldır bizi çağırın. Kaldır bizi çağırın. Yalnız bu çocuğa hiçbir şey söyleyemeyeceksin Nazlı abla. İyi dinle. Arkadaşlar, dün Berkut mesaj attı. Olmaz. Ya ne olmaz? Nazlı abla daha ne olduğunu anlatmadı. Olmaz, isminden olmaz. Berkut ne ya? Berkut, Efecan, Uzay, Ayberk bunlardan olmaz yavrum. Himmet. Bekir, Necip, Ziya bunlar da adam gibi adam olur. Bak o himmetten bir baba olur. O yemen yanında. Ama Efecan öyle mi ya? Mesela deneyelim bir. Efecan, kızımızın maması bitmiş. Efecan olmuyor anladın mı? Bak olmaz. Kerimcan oluyor mu? Eğer ayrı yazılıyorsa değerlendirilebilir. Yok bitişik yazılıyorsa vur tekme. Hayır ama birleşik mi? Hayır değil. Ya tamam şimdi. Çok da geç. Ya. Tamam bak ben seni anlıyorum şimdi. Sen net olalım, karşı taraf da net olsun. Bir an önce sonuca ulaşalım falan diyorsun. Çok haklısın da ama... Ya böyle yapınca da o incelikli, o naif ruhlu adamları da gözden kaçırmış olmuyor muyuz? Ya misal? Misal arkadaşlar İbrahim. Evet. Başka. Mesela çok başka. Ya İbrahim yani kadın bedenine, kadınlık deneyimine çok saygılı bir adam. Okur yazar, feminist. Yani feminist. Evet. Çok derin çok. Bir adam. Bir mesajlar bana, bir ses kayıtları atıyor. Ya, ya bir dinlesen inanılmaz. Ay merak ettim ha. Çal bakayım bir tane ses kaydını. Çalayım çal çal çal. Bir ses kaydını. Çal. Mesela. Ah çiçek. Günümüzde çoğu kadının kaçırdığı şey işte bu. Anlam. Anlama o kadar takılıyorlar ki deneyimi unutuyorlar. Peki beden bilinci bunun neresinde durmalı? Senin bedenin tapınağındır. Deneyimi cinsellik gibi okumak çok sığ değil mi sence de? Benim derdim o tapınağı işgal etmek değil. Çiçek, benim derdim onu okumak ve onu keşfetmek. Ne adam derin, adam derin. Bak şimdi sen o çocuğa yaz. Evlenesiye kadar tapınağımı keşiflere kapatıyorum. Yaz. Yaz gerek. Yazıyorum ya tabii ki yazıyorum. Ayrıca ya İbrahim öyle sığ bir adam değil ki senin bedenin senin deneyimin falan diyecek hiç. Ne oldu? Aa engelledi. Neden çok hızlı oldu? Profil fotosu gitti. Ya boş ver ya senin ciğerin gideceğin adamın profil fotosu gitmiş. Sen vallahi kârdasın. Vallahi kârdasın. Hiç düşünme sen. Ay, bu adam niye sürekli arıyor ya? Alo. Araya çıkacağım. Şimdi molam var. Yarım saat neye yetecek ya bro? Geliyor mu? Çiçek mi aldım? Aa dur geliyorum dur bekle aşağıya. Kızlar dağ gibi enişteniz gelmiş. Ben aşağıya gidiyorum. Anlayacağınızı anladınız inşallah. Bundan sonra siz de haydi görün. Alo aşk adamı haydi. Ben kapıya iniyorum. Sen de kapıya gel. Kapıya. Size bir şey diyeyim mi? Bu kahve molası hiç de istediğim gibi geçmedi yani. Ben iyi değilim ha. Tokat yedim gibi. Ben de. Ben bu taktikleri uygularım arkadaş. Arkadaşlar bundan sonra bana net olana eyvallah, olmayan yallah. Doğru diyorsun. Bundan sonra nerede netlik orada
şeylik. Ne? Bizlik. Evet. Biziz biz. Nitiz biz. Hadi gidelim Allah aşkına. Ya sen bu kadar uzun değil ya. Hadi. Ne yaşadın ya? Ne yaşadın? Şey yeter. Ne kadar yakışmış üstündeki. Aa flört. Ben buna dalıyorum. Merhaba Sadık, nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllardır seni gizli gizli beğendiğim doğrudur ama artık öyle anormal hareketlerden hoşlanmıyorum. Yani öyle flörtlerde, mesajlarda bunu istemiyorum. Benimle ciddi olacaksan, eğer benimle ciddi bir ilişki yaşayacaksan, eğer çocuklarının mimarı olacaksam, eğer bir ilişki gerçekten yaşanacaksa... benimle evleneceksen sadece bu ilişkiyi yürütebilirim. Yoksa olmaz, anlıyor musun? Olmaz. Olur. Ne? Olur vallahi. Benim kafam çok karışıktı ama sen o kadar net sordun ki benim kafam netleşti. Benimle evlenir misin yeter? Bir şey diyeceğim. Bu berbat bir şey be. Nasıl bir şey bu be? Hemen diz çökmeler falan. Nasıl ya? Ben hazırım yeter. Düğün, balayı. Balayın da Maldivlere gideriz ha. Onu da planladı iki dakikada. Ya kalk Allah aşkına. Gözümüzde küçücük kaldın zaten ya. Bu ne manellik ya? Bir heyecan, bir şerefsizlik lazım. Bir alçaklık, adilik lazım be. Yeter. Evim bile var benim. Keyizim bile düzülü. Ne diyorsun ya? Kınamı bile yaktın ya. Ay yok, kınasını yapmış da gelmiş. Ya git git Allah aşkına. Oha mis gibi. Kınamı gider burada. Valla temizleyeceğim. Vallahi temizleyeceğim. Bence bir duşa. Bence bir duşa. Git buradan cevap. Hayret bir şey ya. Kızlara bir şey söyleyeceğim. Ben bundan hiç hoşlanmadım. Nerede eziyet, nerede köpek çekmek? Hiç sevmedim onu. Ben eski sevgilim Emre'yi arayayım. O beni biraz eziklesin. Ben de oradan mutluluk yaşayayım. Aynen. Ben de gideyim İbrahim'e. Birkaç tane fotoğraf atayım Instagram'dan. Ben de Alican'a mesaj atayım. O bana üç gün geri dönmez. Ben de anır anır ağlar bir kendime gelirim. Güzelce bir sürünürüz kız. Evet. Ay siz onları anlatınca canım ne çekti biliyor musun? Ne? Eski sevgiliye rezil olmak. Hadi. Ay en iyisi. En iyisidir o. Hadi yeterim. Sürünürüz. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de